Hayatlarına son vermeyi düşünenler, sizi yaşama devam ettiren şey neydi? En iyi arkadaşım kedim. O hayatım boyunca sahip olduğum tek arkadaşım. 12-18 yaşlarımda annem ve üvey babam tarafından cinsel ve fiziksel tacize uğradığım için yaşıtlarımdan tecrit edildim. Üvey babam beni ve kedimi döverdi. Ve kendimizi korumak için geceleri yatak odamda kilitli kalmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yoktu. Her şey üzerime çok ağır geliyordu. Tek yapabildiğim başımı en iyi arkadaşıma yaslamak ve onun göğsünden çıkan sesi dinlemekti. 13 yıldır aynı yastığı paylaşıyoruz. Eve geldiğinden beri her gece yanımda uyuyor. Her şeyi bitirmeyi düşündüğüm an o hep oradaydı. Her kalp kırılmasında, her ihanette, her hayal kırıklığında o oradaydı. Ona hayatımı borçluyum. Varlığımın her zerresi onun için. Onun için cehennemde rahatlıkla bir yürüyüşe çıkabilirim. Benimle ilgilenmek için yıllarını harcadı. Ve şimdi hayatımda bizim için gelecek görebildiğim ve bizim için kendimin en iyi versiyonu olmak istediğim bir noktaya ulaştım. Ben ve o. Dünyaya karşıyız ve onu zamanın sonuna kadar acımasızca seveceğim. Yeğenimi son günümü geçirmek için dışarı çıkarmıştım. Onu eve bıraktığımda bu şimdiye kadarki en harika gündü. Ve sen tüm dünyadaki en iyi teyzesin dedi. Bu söylediği cümle benim yıllarca yaşamama sebep oldu. Arkadaşlarımdan biri öldü. Gitmesi gerçekten zor bir cenazeydi. Ekstra zor olan kısım ise benimle aynı isme sahip olmasıydı. Cidden intihar etmeyi düşündüğünüzde ve aslında her şeyi planladığınızda ve bir aydan kısa bir süre sonra herkesin sizin adınızı söyleyerek ölmüş olmasının ne kadar trajedi olduğundan bahsettiği bir cenazede olmak gerçekten garip bir duyguydu. İşte o an cidden buna değmeyeceğini düşünüp intihar etmekten vazgeçtim.